Washington'dan herkese merhaba. VOA Türkçe ekibinin hazırladığı Stüdyo VOA ile karşınızdayız. Ben Serdar Cebe. Amerika'da ve dünyada bugün neler oldu, neler bitti ona bakacağız. Önümüzdeki yarım saat boyunca her zaman yaptığımız gibi başlıklara gidiyoruz. Harris ve Trump'ın başkanlık tartışmasını Amerika'da 67 milyondan fazla kişi izledi. Harris bugün Kuzey Carolina'da, Trump'sa Arizona'da seçim çalışmalarını sürdürüyor. Kaliforniya'da orman yangınları önlenemiyor. VOA Türkçe Kaliforniya yangınlarını yerinde izliyor. Almanya'nın Schengen kararı domino etkisi yarattı. Schengen kalkıyor mu? Türkiye, Ayşenur Ezgi Eygin'in öldürülmesiyle ilgili Birleşmiş Milletler nezdinde bir rapor hazırlanmasını istiyor. Stüdyo VOA başlıyor. Amerikan iç siyasetiyle başlayalım. Kamala Harris ve Donald Trump arasında yapılan tartışma programının yankıları hala devam ediyor. Philadelphia'da yapılmıştı hatırlıyorsanız. Tartışma programını televizyondan 67 milyondan fazla kişi izledi. Aslında bu bir rekordu. Şimdi tabii tartışmanın ikincisi olup olmayacağı da yine merak edilen konular arasında. Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris bugün seçim kampanyasını Kuzey Carolina'da yürütüyor. İki adaya şöyle baktığımızda özellikle rekabet yaşanan eyaletlere odaklandıklarını görüyoruz. Bu 7 eyalet için söylüyorum. Tabii Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise Arizona'da bugün yine şu saatlerde seçim kampanyasını yürütüyor. Trump'la ilgili detayları birazdan Çidam Yücel anlatacak ama biz Harris'le başlayalım. Harris cephesinde neler oluyor? Mehmet Toroğlu'ndan alacağız detayları. Mehmet tartışmadan iyi bir puanla ayrıldı Kamala Harris, öyle görünüyor. Basında da bu ağırlıkta. Neler yaşanıyor demokratların cephesinde? Evet, senin de dediğin gibi tartışma programından sonra yapılan anketler Kamala Harris'in tartışmanın galibi olarak, Amerikan halkının gözünde tartışmanın galibi olarak görüldüğüne işaret ediyor. Tabii tartışmanın galibi olmasının hani seçim sonuçları üzerine ne kadar etkisi olur bu tartışmalı ama bu sonuçların, ilk anket sonuçlarının tabii Harris kampanyasına bir moral ve ivme kazandırdığı yorumları yapılıyor haliyle. İşte bu ivmeyi de Harris kampanyası, Harris bu ivmeyi seçimin en kritik eyaletlerinden, en belirleyici olması beklenen eyaletlerinden Kuzey Carolina'da kullanmak istedi bugün. Kuzey Carolina'nın iki ayrı şehrinde miting düzenleyecek bugün ilerleyen saatlerde. İlki eyaletin büyük şehirlerinden Charlotte'da, ikincisi de Greensboro kentinde olacak. Dediğimiz gibi Kuzey Carolina Amerikan seçimlerinde çekişmeli eyalet. Her iki partinin de kazanabildiği eyaletlerden, dolayısıyla kazanana avantaj elde ettirebilecek bir eyalet, bir konumda. Burayı son seçimde, en son seçimlerde Donald Trump çok az bir farkla kazanmıştı. Dolayısıyla son tartışma programında işte bu başarılı olarak yorumlanan performansından sonra bunun getirdiği rüzgarla Kuzey Carolina seçmenini kendi lehine etkilemek ve bu az son seçimdeki bu az farkı kapatmak ve geçmeye çalışacak Kamala Harris. Kuzey Carolina'yı kazanan en son Demokrat Başkan adayı 2008 yılında Barack Obama'ydı. Hatırlanacağı üzere Barack Obama o seçimleri de, başkanlık seçimlerini de kazanmıştı. O tarihten beri hep Cumhuriyetçi adaylar bu eyaleti kazandı. O açıdan Harris'in şimdi bu seçimlerde bu eyaleti kazanması, eğer kazanırsa bu tabii kendi lehine, Demokratlar lehine önemli bir fark yaratacak. İşte o yüzden Demokratlar bu eyalete özellikle önem veriliyor. Kinipak Üniversitesi'nin bu hafta sonuçlarını açıkladığı bir anket var. Kuzey Carolina'da yapılmış bu anket. Kuzey Carolina'da Harris Trump'ın 3 puan önünde görünüyor. %46'ya karşı %49. Bu şu açıdan önemli. Başkan Biden daha adaylıktan çekilmeden önce Nisan ayında yine aynı üniversitenin yaptığı ankette Trump öndeydi bu eyalette. %46'ya karşı %48. Şimdi bu son ankete göre Harris'in aradaki farkı kapatıp 3 puanda öne geçtiği görülüyor. Bu eyalette özellikle gençler ve kırsal kesimdeki nüfusa ulaşmaya çalışıyor Harris cephesi. Biden'ın özellikle gençlere ulaşamadığı yorumları yapılıyordu ama Harris kampanyası bu anlamda bu eyaletten daha iyimser mesajlar veriyor. Eyalette daha önce eşi görülmemiş bir seviyede bir gönüllünün parti Demokratlar lehine çalıştığını ve bu gençler arasında özellikle gençlerin ilgisinin yüksek olduğunu ifade ediyorlar. Tabii Kuzey Carolina'da siyahların desteğini almakta da önemli. Daha doğrusu zaten siyahlar Demokratların önemli bir seçmen tabanı ama sonları sandığa çekmek diyelim, bu önemli olacak. Çünkü burada eyalette, Kuzey Carolina'da her 5 kişiden biri siyah. Yine aynı şekilde Latinlerin de nüfusunun giderek arttığı bir eyalet. Bu şimdi tabii son bir konuda Amerikan kamuoyunda çok tartışılan ikinci bir
bir tartışma programı olacak mı? Harris kampanyası buna yeşil ışık yakmıştı. Bu yönde bir sıcak baktığını bu fikre söylemişti. Trump buna daha mesafeli yaklaşan bir açıklama yaptı ve zaten Harris kaybetti ilk debate'i. Ben kazandım. O yüzden ikinci tartışma programı istiyor. Ben kazandım. İkinci tartışma programına gerek yok diye böyle daha mesafeli bir tutum ortaya koydu ama bakalım göreceğiz. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ikinci bir tartışma programı olacak mı? Amerika'nın merak ettiği sorulardan biri de bu. Mehmet Taroğlu'na teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar Mehmet. Demokratların cephesinde neler yaşandığını bize aktardı. Eski başkan, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise bugün Tucson, Arizona'da bir kampanya konuşması yapması bekleniyor şu sıralarda. Daha sonra Los Angeles'a geçecek, bir bağış toplama etkinliğinde konuşacak. Cuma günü de orada Los Angeles'taki Trump National Golf sahasında bir medya etkinliğinin düzenlenmesi bekleniyor. Bakalım o cephede neler yaşanıyor. Los Angeles'a gidiyoruz. Karşımızda Çıdam Yücel var. Çıdam, nasıl Cumhuriyetçilerin programı? Evet Serdar Cebe, az önce Mehmet Toroğlu da özetledi. Salı günü Trump ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında gerçekleşen televizyon münazarasının yankıları sürerken her iki aday da kritik eyaletlerde seçmenleriyle buluşacak. Eski Başkan Donald Trump'ın adresi ise Arizona. Tucson'da yaklaşık 15-20 dakika sonra seçmenleriyle buluşması bekleniyor Trump'ın. Ve dediğimiz gibi 2024 başkanlık yarışı seçimi iyice kızışırken Arizona her iki aday için de kritik bir öneme sahip. Eski başkan Trump'ın da burada yine ekonomi, güvenlik ve göçmenlik politikalarına ilişkin bir konuşma yapması bekleniyor. Olağanüstü güvenlik önlemleri alındı miting alanı etrafında ve dediğimiz gibi 15-20 dakika içerisinde Trump'ın sahnede olması bekleniyor. Arizona ziyaretinin hemen ardındansa Kaliforniya'ya geliyor Trump ve yarın sabah yerel saatle 9'da Los Angeles'ta bir medya etkinliği ve bağış toplama etkinliğinde bir arada olacak seçmenleriyle ve aslında halka kapalı bir etkinlik olacak bu. Bu tarz bağış toplama etkinlikleri seçim kampanyalarına fon toplamak açısından son derece önemli. Ve burada da Trump'ın daha çok iş dünyasına yönelik ve ekonomi politikalarına yönelik bir konuşma yapması bekleniyor. Yine Cuma günü Kaliforniya'dan ayrılıyor Trump ve yine aynı gün Nevada'ya geçiyor. Nevada'nın başkenti Las Vegas'ta yerel saatle 19'da Expo Center'da yine bir meeting düzenleyecek ve Nevadalı seçmenleriyle bir araya gelecek Trump. Çıdam, önceki gün Kaliforniya'daki yangınlardan bahsetmiştin. İki büyük yangın vardı ama görüyoruz ki o yangınlar büyüdü. Nedir son durum? Sürekli bir tahliye durumu var galiba. Bir de bunun üstüne bir de deprem mi yaşandı? Evet Serdar, sabah saatlerinde merkez üssü Malibu olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Can ve mal kaybı yok ancak sabah saatlerinden bu yana yetkililer Kaliforniya'nın bir deprem eyaleti olduğunu ve hazır olunması çağrıları yapıyor. Gelelim yangınlara. Kaliforniya şu anda irili ufaklı 16 yangınla mücadele ediyor. Kaliforniya valisi Newsom da yangınlarla mücadele için acil durum ilan edildiğini duyurmuştu. Bakalım 4 büyük yangında son durum nedir? 5 Eylül'de San Bernardino'da line yangını başlamıştı ve yaklaşık 38 bin yapı etkilendi. 8800 yapı tahliye edildi ve 14000 hektarlık bir alana yayıldı bu yangın ve henüz %5'i kontrol altına alındı. Daha önce doğal kaynaklara bağlı olarak çıktığı ifade edilmişti ancak dün itibariyle 34 yaşındaki Justin Holstenberg kundakçılık suçlamasıyla tutuklandı ve bu sabah itibariyle 9 ayrı suçlamayla yargılanacağı açıklandı, kamuoyuyla paylaşıldı. Bunlardan biri de bir itfaiye erinin ağır şekilde yaralanmasına sebep olmak ve 7 milyon dolarlık hasara neden olmak gibi suçlamalarla yargılanacak. Bu yangının maliyetinin şu ana kadarki maliyetinin 14,5 milyon dolar olduğu ifade ediliyor. Dediğimiz gibi henüz kontrol sağlanamadı. İkinci yangın yine aynı bölgede San Bernardino bölgesinde Bridge yangını. Bu yangında da 68 bin yapı tehdit altında, 26 bin hektarlık bir alan yanıyor ve henüz rüzgarın ve sıcak havanın da etkisiyle bir kontrol sağlanamadı. Ulusal muhafızlar itfaiye ekiplerine destek için bölgedeler ve gece gündüz yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Bir başka yangınsa şehirden de aslında net bir şekilde görülebilen Orange County Trabuco Canyon bölgesindeki
havalimanı yangını, işte bu yangının da kamu işçilerinin yangın önleme çalışmaları yaptığı sırada ekipmanlarından sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı açıklanmıştı. Yaklaşık 9 bin hektarlık bir alana yayıldı. %5'i kontrol altına alınabildi. 10 itfaiye eri yaralandı bu yangında. Hala bölgede tahliyeler sürüyor. Civardaki yerleşim yerlerini hala yangın tehdit ediyor. Bir diğer yangınsa, büyük yangınsa Nevada, Kaliforniya sınırındaki Davis yangını. Bu da 3000 hektarlık bir alana yayıldı. %37'si kontrol altına alındı. 14 yapı hasar gördü. Yine yaralı itfaiye erleri var bu yangında da. Rüzgar, kuru ve sıcak hava yangın söndürme çalışmalarını sekteye uğratıyor. Genel tabloya bakacak olursak da Her yangında da 6000 itfaiye personeli görev yapıyor. 51 helikopter, 141 su tankeri sahada yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. Yine Kaliforniya'nın gece görüşlü helikopterleri ve dronlar da yangın söndürme çalışmalarında kullanılıyor. Bali Newsom'da hem federal hem eyaletin tüm kaynaklarının yangınları söndürebilmek, bir an önce kontrol altına alınabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu. Dileriz ki bu hafta hava sıcaklıkları biraz daha düşüyor. Rüzgar da biraz yönünü değiştirdi. Dileriz ki bu hafta bu yangınlarla ilgili daha olumlu haberler verebiliriz Serdar Cebe. Çiğdem Yücel hem Cumhuriyetçilerin programını, Donald Trump'ın yapacağı seçim gezileriyle ilgili detayları bize aktardı. Hem de devam eden Kaliforniya yangınları ile ilgili son bilgileri aktardı. Teşekkürler, iyi çalışmalar Çiğdem. Şimdi Orta Doğu'ya gidelim. Avrupa Birliği Yüksek Komiseri Josep Borrell bugün Lübnan'daydı. Borrell, Lübnan Geçici Hükümeti Başbakanı Necip Mikati ile görüştü. Haberlere göre Borrell, Lübnan'ın bir savaşa girmek istemediğini ancak kendini savunma hakkı olduğunu söyledi. Öte yandan yine Lübnan'da tabii karışıklık bitmiyor. Özellikle İsrail'le savaş riski konuşulurken diğer taraftan da ekonomik kriz var ve bu nedenle küçük gösterilerin de yapıldığını biliyoruz. En son emekli askerler maaşlarının yükseltilmesi için bir gösteri yapmıştı. Hemen gazeteci Hediye Levent'e gidelim. Karşımızda Hediye, selam. Bir karışıklık ortamı var, gelen giden eksik olmuyor ve bir taraftan da İsrail ile Hizbullah krizi arasında Borrell'in ziyareti var. Neler oluyor, neler konuşuluyor Beyrut'ta Lübnan için? Evet Serdar Cebe, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile Hizbullah arasındaki savaş bütün hızıyla, şiddetiyle devam ediyor. Diğer taraftan bu çatışmaların daha da yayılmaması, şiddetlenmemesi için uluslararası bir takım girişimler de sürüyor. Bu çerçevede Mısır'ın ardından Lübnan'a gelen Avrupa Birliği Yüksek Komiseri Borrell'in ziyareti vardı bugün Beyrut'a. Senin de belirttiğin gibi Necip Mikati ile ve Lübnan Dışişleri Bakanı ile, ayrıca da Lübnan Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi Borrell. Yine Borrell'in bu ziyaretlerinin ardından yaptığı basın toplantısında bir takım konulara dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Borrell, Avrupa Birliği verilerine göre Güney Lübnan'da devam eden çatışmalar nedeniyle en az 4000 civarında konutun, binanın tamamen harap olduğunu söyledi. Aynı zamanda en az 110 bin kişinin de Güney Lübnan'daki çatışma bölgelerini terk edip başka bölgelere yerleşmek zorunda kaldığını söyledi. Aynı şekilde mevcut durumun, yani Lübnan'ın güneyindeki durumun İsrail'in kuzeyinde de geçerli olduğunu belirtti Borrell. Borrell'in Lübnanlı yetkililerle konuştuğu birkaç tane önemli konu vardı. Bu konuların başında elbette İsrail ile Hizbullah arasındaki savaşın, çatışmaların yatıştırılması, sona erdirilmesi için girişimlerin sürdürülmesi gerekliliği söz konusu. Diğer taraftan Lübnan ve İsrail arasında kara ve deniz sınırı henüz belirlenmemiş durumda. Bu da zaman zaman geçtiğimiz yıllar içinde de Lübnan ve Hizbullah arasında, Lübnan ve İsrail arasında çatışmalara sebep olabiliyor. Borrell işte bu kara ve deniz sınırının artık belirlenmesi gerektiğini, bu konuda ellerinden gelenin yapılması gerektiğini söyledi. Ama aynı zamanda, yani üst düzey diplomasi trafiği bu şekilde devam ederken, diğer taraftan Lübnan sokakları oldukça huzursuz. Çünkü Lübnan'da çok derin bir ekonomik kriz var ve bugün de oldukça dikkat çekici, dün daha doğrusu başlayan ve bugün de devam eden dikkat çekici bir eylem vardı.
emekli askerler eylem yaptılar. Emekli askerlerin maaşlarında ciddi kesintiler yapmıştı Lübnan geçici hükümeti. Bunu protesto eden emekli askerlerle görevi başında olan askerler karşı karşıya geldiler diyebiliriz. Lübnan'da genel durum bu şekilde Serdar Cebe. Evet, Beyrut'taki, Lübnan'daki son durumu da gazeteci Hediye Levent'ten aldık. Teşekkürler, iyi çalışmalar Hediye. Evet, tabii biliyorsunuz özellikle Almanya'nın geçtiğimiz günlerde aldığı bir karar vardı. Schengen'le ilgili aslında, Schengen'i de doğrudan etkileyebilecek bir karardı bu. Neydi? Sınırlardaki geçişleri kontrol altına alacak ve daha sıkı önlemler yapacaktı. Bu Schengen'in acaba sonu mu sorusunun sorulmasına neden oldu ve bir domino etkisi yarattı. Fransa'da dahil Avrupa Birliği'nde artık Schengen üzerinde soru işaretleri dolaşmaya başladı. Son gelişmeleri Paris'ten VOA muhabiri Arzu Çakır'dan alıyoruz. Avrupa Birliği'nin demokrasi ve barış projesinin en sembolik, en önemli adımlarından bir tanesiydi. Serbest dolaşımı sağlayan Schengen bölgesi anlaşması. Bu anlaşma çerçevesinde 420 bin Avrupa Birliği vatandaşı Schengen bölgesi ülkelerinde rahatlıkla pasaportsuz ve vizesiz dolaşabiliyorlardı. Fakat savaşın ardından 2015 yılında Avrupa'ya yaşanan büyük Suriye göçünün ardından, Avrupa kapılarına dayanan milyonlarca Suriyeli göçmenin ardından yavaş yavaş Avrupa'da sınırlarını kapatmaya başladı. Bir %2-%3 oranındaki aşırı sağcı partiler ya bu göçmen krizini gündeme getirince ülkelerin, Fransa, Almanya gibi ülkelerin bile bir numaralı partisi haline geldiler ve sınırlar en büyük tartışma konusu oldu. Yaklaşık 10 kadar ülke yavaş yavaş bir takım gerekçelerle COVID-19 pandemisi ya da terör saldırıları gerekçesiyle geçici sürelerle sınırlarını kapatmaya başlamıştı. Sonuçta bu kervana Almanya'da katıldı. Pazartesi günü Sosyal Demokrat Başbakan Olaf Scholz'un Almanya'nın 9 komşu ülkeye olan sınırlarını kapatacaklarını duyurması ciddi anlamda büyük bir sarsıntı yarattı. Avrupa Birliği içerisinde karara ilk tepki iki komşu ülke Polonya ve Avusturya'dan geldi. Bu iki ülkede son derece sert bir tepki gösterdi. Bu açıklamanın, bu kararın hukuka aykırı olduğu yolunda ilk açıklamalar geldi. Bu adımlara Giorgia Meloni'nin yönettiği İtalya'dan en büyük destek geldi. Sonunda Avrupa'da sol ve sosyal demokrat liderler tarafından, hükümetler tarafından yönetilen ülkelerden dahi bu konuda adım atılması ve Giorgio Meloni'nin çizgisine gelinmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. Bunun göçle mücadelede önemli bir gelişme sağlayacağı yönünde desteklerini açıkladılar. Macaristan Başbakanı, tabii ki Viktor Orban, başından beri göç konusunda sesini yükselten Viktor Orban'dan da bir destek geldi. Orban, Stop Migration, yani göçü durdur kulübüne Almanya'yı da davet etti ve destekledi. Açıkladı. Şimdi Almanya attığı bu adımla Fransa'da da konuyu güçlü bir şekilde gündeme getiriyor. Bakalım sınırlar, sınırların kapatılması bu noktada duracak mı? Yoksa diğer ülkelerde de domino etkisi yaratacak mı? Şu anda Avrupa'nın en çok korktuğu konu bu. Konunun domino etkisiyle, bu sınır kapatma kararının domino etkisiyle diğer başkentlere de yansıması, izleyip aktarmaya devam edeceğiz. Evet, bu hafta gündem konularından birisi aktivist Ayşenur Ezgi Eygin'in Batı Şeria'da İsrail kurşunlarıyla öldürülmesiydi. Ayşenur Ezgi Eygin aslında çifte vatandaş, hem Amerikan vatandaşı hem Türk vatandaşı, üniversiteyi burada okumuş. Dışişleri Bakanlığı da bu konuda hem Blinken Londra'dayken açıklama yapmıştı, hem de Beyaz Saray'dan Başkan Biden'dan açıklamalar geldi. Batı Şeria'da geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Ayşenur Ezgi Eygi için Seattle'da da arkadaşları kumsalda bir anma töreni düzenledi ve onunla anılarını paylaştı. Herkes kumsala çiçeklerle geldi. İnsan hakları aktivistiydi Ayşenur Ezgi Eygi. Arkadaşlarıyla en sevdiği yerlerden birinde ABD'nin kuzeybatısındaki Washington eyaletinin Seattle kentinde
kumsalda ateş yakmak için bir araya gelmişti daha önce defalarca ve arkadaşları da onu anarak sahile, kumsala Ezgi adını yazdılar. Çarşamba gecesi yüzlerce kişi keder, sevgi ve öfkeyle aynı sahile giderek Ezgi, Eygi için bir araya geldi. Onu andı, anılarını anlattılar. Eygi, Filistinlilerin yaşadıklarına tanıklık etmek ve Yahudi yerleşimcilerin protesto edildiği gösterilere katılmak için İsrail'e gitmişti. Barışçıl olarak orada gösterilerdeydi ve Batı Şeria'da geçtiğimiz hafta Cuma günü İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülmüştü. Ve bu konuda da Amerikan yönetiminden yapılan açıklamalarda İsrail'in bu konuda soruşturma başlatması gerektiği belirtiliyordu. Tepki dinmiyor. Şimdi New York'a gidelim. Aslı Pelit şu anda karşımda. Aslı ile önce Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili Türkiye'nin girişimini konuşacağız. Birleşmiş Milletler'deki girişimini, bir rapor yayınlanmasını istiyor Türkiye. Aslı, bu rapor yayınlanabilecek mi? Ne gibi açıklamalar geliyor? Merhaba Serdar. Birleşmiş Milletler Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak tam soruşturma çağrısında bulunmuştu. Ayrıca ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield'e Twitter hesabından yaptığı açıklamada Amerikan vatandaşı olan Ayşenur Eygi'nin öldürülmesinin hiçbir nedeni ve gerekçesi yoktur. Hiç kimse görüşlerini açıkça dile getirdiği ve protestoya katıldığı için hayatını kaybetmemelidir. ABD Başkanı'nın net bir şekilde ifade ettiği gibi bu konuda tam manasıyla hesap verilebilirliğin sağlanması gerekmektedir. Ve İsrail bu tür olayların bir daha asla tekrarlanmaması için daha fazla çaba sarf etmelidir şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ancak Perşembe günü itibariyle Birleşmiş Milletler'in New York Genel Merkezi'nden gelen bir hareket yok. Tabii bu gelişmeleri takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde herhangi bir açıklama ve bir hareket gelirse Birleşmiş Milletler'den konuyla ilgili bunu sizlere aktarmaya New York'tan devam edeceğiz. Evet, bu konudaki detayları, Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili haberlerin detaylarını voaturkce.com'da bulabilirsiniz. Eğer Birleşmiş Milletler böyle bir rapor hazırlayacaksa veya başka açıklamaları yine voaturkce.com'da bulabilirsiniz diye hatırlatalım. Şimdi New York'un, hatta Amerika'nın gündemindeki diğer bir konu, eski film yapımcısı, bir zamanların popüler insanı Harvey Weinstein'ın davası. Ve bir anda davadan önce sağlık sorunları yaşamaya başladı. Pazar günü hastaneye kaldırıldı hapishaneden. Kalp binde sorun vardı galiba. Ne oldu? Duruşmaya gelebildi mi ve neler oldu duruşmada? Evet Serdar, 72 yaşında Harvey Weinstein ve Perşembe günü yapılan duruşmaya senin de söylediğin gibi gelemedi. Bir hafta başında geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla acil bir prosedür yüzünden New York'ta, Manhattan'da bulunan Bellevue Hastanesi'nde şu anda tedavi gördüğü söylendi. Savcılık kendisine nasıl bir suçlamada bulunuyor? Kendisine yeni bir cinsel taciz iddiasıyla suçlanmakta. Yeni iddiaların 3 değişik kadının 2005-2006 yılları arasında kendilerine yapılan tacizi içerdiği tahmin ediliyor. Weinstein'ın duruşmaya gelmemesi yüzünden yeni davanın detayları açıklanmadı. Weinstein önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar Manhattan'daki hastanede yoğun bakımda tedavi görecek. Ancak önümüzdeki hafta tekrar eğer hastaneden çıkarsa tekrar duruşmaya gelmesi bekleniyor. Dava savcısı Nicole Bloomberg Weinstein'in yeni duruşma tarihini de 12 Kasım olarak belirledi. Bu mahkeme önüne çıkana kadar Weinstein de onunla ilgili iddiaların mühür altında tutulacağını belirtti. Önümüzdeki yine çarşamba günü sağlık durumunu tartışmak için bir duruşma daha yapılacak. Şu anda savcılık Weinstein'in Rikers Adası hapishanesi dışında bir hastanede kalma talebini geri çevirdi ama tabii bu prosedürden sonra açıklanacak sağlık durumuyla ilgili olarak verilecek açıklamalar tabii çarşamba günü yapılacak davada tekrar elden geçirilecek.
Peki savcılık neden tekrar bu davayla ilgileniyor, neler oluyor dersiniz? Ağustos ortasında büyük jüriye bu yeni davayı sundu. Ancak ne 3 suçlayanın isimlerini belirtti ne de iddiaları açıklamıştı. İlk kez de geçen hafta yapılan bir duruşmada böyle bir iddia olduğunu paylaştı. Ayrıca şunu da ekleyelim. New York Temyiz Mahkemesi geçtiğimiz Nisan ayında Weinstein'in 2020'de tecavüzden aldığı mahkumiyet kararını bozmuştu. New York Eyaleti'nin en yüksek mahkemesi dönüm noktası niteliğindeki bu Me Too davasında yargıcın davanın bir parçası olmayan iddialar hakkında kadınların ifade vermesine izin verme kararı gibi kararını korkunç olarak niteledi ve uygunsuz kararlarla Weinstein'in ön yargılı davrandığına Weinstein'e karşı ön yargılı davranıldığına karar vermişti. Peki Weinstein 2006 yılında bir televizyon ve film yapım asistanına zorla uygunsuz davranmaktan ayrıca 2013 yılında da bir aktrise üçüncü dereceden tecavüz etmekten suçlu bulunmuştu. Ardından New York'taki bir hapishanede 23 yıllık hapis cezasını çekmekteydi. Aynı zamanda 2022 yılında da hatırlatalım Los Angeles'ta başka bir tecavüz suçundan hüküm giydiğini Weinstein'ın. Aslı seni bulmuşken bir de bugün Perşembe Çalışma Bakanlığı'nın işsizlik maaşı başvuruları raporu çıktı. Haftaya da FED toplantısı var. Yalnız söylemiyorsam faiz kararı bekleniyor. Aslında 25 puan bas puan olması herhalde piyasa tarafından satın alınmış durumda. Ne diyor işsizlik rakamları? Evet, işsizlik maaşı için yeni başvuruda bulunan Amerikalıların sayısı geçen haftaya oranla çok az da olsa arttı. Bu da iş gücü piyasası yavaşlarken bile işten çıkarmaların düşük kaldığını gösteriyor analistlere ve yatırımcılara. Haftalık işsizlik başvuruları 2000 artışla 230 bin kişiye çıkmış. Devam eden taleplerde 5000 artışla 1 milyon 850 milyona yükseldi. Ama bu istikrarlı diyebileceğimiz iş gücü piyasası, senin de söylediğin gibi Amerikan Merkez Bankası Fed'in uzun zamandır beklenen faiz indirim döngüsüne başlarken önümüzdeki çarşamba günü yapacağı toplantıdan çıkacak kararın 50 bas puan dışın yerine 25 bas puan olması şansını yükselttiğini görüyoruz. Analistlerin en azından gün içinde yaptıkları açıklamalara bakarsak. Dün de söylemiştik. İşsizlik raporu sadece bunlardan bir tanesiydi. Diğer ekonomik verilere de bakıyor FED bas puan indirimi yaparken. Dün açıklamıştık. Analistlerin %85'i Fed'in faiz oranını 25 baz puan düşürme şansının çok yüksek olduğunu görüyorlar ve yıl boyunca da Fed'in 125 baz puan faiz oranını düşürmesi bekleniyor. Bakalım nasıl olacak? Toplantı 17-18 Eylül tarihlerinde yapılacak ve tabii yarın ve önümüzdeki günlerde bütün analistler bu toplantının sonuçlarına bakacaklar Serdar. Evet, Amerika'yı ilgilendiren konuların, haberlerin başlıklarını da detaylarını Aslı Pelit'ten aldık New York'tan. Aslı yarın görüşmek üzere, iyi çalışmalar. Evet, yayınımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte karşınızda olmadan önce voatürkçe.com'dan lütfen bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarımız da ekranda. Herkese iyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere.